Bu şekilde e, dünyanın mantosunu alıp çıkartıyorsun. Fakat dünyanın mantosunda George ispat etti ki mineral biraz önce dedik ya kristaller var. Kristallerin içinde hatalar vardır. Defekt denir bunların kristal defektleri. Bu kristal defektlerinin içine OH iyonları yani oksijen hidrojen suyun Hafif su. ha, onlar gelip yerleşiyorlar ve ortaya çıktı ki kardeşim efendim hiç su yok denilen mantoda. Dünyanın bütün okyanuslarının hacmine eşit veya bunun 8 katı kadar olabilecek su var mantonun içinde Mantos. hala. Ha şimdi bunlar konuşulurken birdenbire ortaya çıktı ki Ay'da da su var. Ay'ı biz ölü zannediyorduk. Yani hiç unutmam Nafi Toksöz'ün un ismini bilmiyorum. Türkler... E zaten şeyde yok mu? Mantonun altında su yüklü kayalarda yok hayır, mu? Hayır, hayır mantonun altında yok. Nerede oldu su yüklü kayalar? O batan kayalar nerede? Onlar abiciğim çok yukarıda kaybediyorlar suları. Yani aşağı yukarı 100 kilometre içerisinde. Çünkü o serpentin, amfibol falan yapıları çöküyor. İşte Önce piroksenlere dönüşüyorlar. Ondan sonra giderek çok daha ağır fazlara dönüşüyorlar aşağıda. Ve sularını kaybediyorlar. Suları ama, ama ama baba demek ki kaybetmiyor bazıları. Yani saklanıyorsa ha. o ha iyonu bitti. Aşağıda, aşağıda duruyor. Olur. Ha Şimdi e, biz ayı da ölü zannediyorduk. Şimdi ayın üzerine biliyorsunuz sismometreler götürüldü. Deprem kaydediliyor. Ama depremler aylık. Oradan anlıyorsun ki bunlar gelgit depremleri. Yani Dünyanın evet. çekim gücünden kaynaklanan depremler. E ee, şimdi birden bire garip şeyler görünmeye başladı. Ayların üzerinde ayın üzerinde birden ps diye bir bakıyorsun. Aa, evet. Ayda. Ayda geyser. Evet geyser değil. bir tür geyser. Gaz, evet gazlar çıkıyor. Gaz çıkışları. Millet demeye başladı ya kardeşim ay zannettiğimiz kadar ya, öyle, öyle değil. değil. Öyle değil. Tamam. E, ayın ölmemesi için ilk gelen malz, ilk akla gelen ihtiyaç duyulan malzeme su. Su, su oldu mu bir gezegeni canlandırıyorsun kardeşim. Çünkü neden canlandırıyorsun? Gayet basit. Bir diyelim ki şöyle bir ultramafit kaya alalım. Ultramafit kaya demek şu. Genellikle demir, magnezyum ve silikatlardan oluşan bir kaya. Fatih, bu kayanın içerine içerisine milyonda 50 su koyuyorsun. 1 milyonda 50. Bu kayanın yamulmaya direnci 10 kat azalıyor. Milyonda 50 koyuyorsun ya. Dolayısıyla dünyanın üzerinde levha tektoniği varsa, levhalar hareket ediyorlarsa, depremler oluyorsa, volkanlar patlıyorsa, sebebi su. Sebebi su. Suyun olması. E su niye var dünyada? Çünkü dünya Goldilocks Zonun içinde. Goldilocks ne biliyorsun? Küçük bir masal kahramanı kız. Değil mi? Burada hayat oluyor. Hayat niye oluyor? Çünkü suyun üç şekli birden bulunabiliyor. Sıvı, katı, Sırı, katı buz. Yani sıvı, Sırı, gaz, gaz. katı, gaz olarak bulunabiliyor. E diyeceksin ya kardeşim Venüs'te niye yok? Venüs'ün başına gelen bir iklim felaketi var. Ve ayağımızı denk hmm. almamız lazım. Bizim başımıza da gelebilir. Bugün Vesuv'un yüzey sıcaklığı... Tekrar edelim, 480, 480 derece, derece santigrat kurşunu eritiyor. Basınç? Basınç, 900 metre derinlikte su basıncına eşit. Yüzey basıncı? Yüzey basıncı. Neymiş? Neden? Çünkü muazzam yoğunlukta Yoğun bulutlar var, sifirik asit bulutları dolaşıyor yukarıda. Bunun bütün sebebi sera gazları boğmuş veniz. Aklınızı başınıza Ama bir artıyor. gün temizlenebilir. Tabi. Tabii. Ama yani çok uğraşmak lazım. Temizlenebilir de. Biz kendi bir gün lazım. temizleyebilir yani. zor. Zor. Yani çekimden ötürü çok Niye yani bir dünyada da sere gazları çok yoğun vardı. Efendim dünyada sere gazları çok yoğun yoktu. Dere gazlarından karbondioksit vardı. Başka var. bir şey yoktu. Merih gibi. Ama kahraman bakteriler, siyano bakteriler ortaya bir çıktılar. Karbondioksiti alıp oksijen ürettiler. Karbondioksit alıp oksijen ürettiler. Bitkiler yani. Evet efendim ee, dünyanın ilk çevre felaketi. Şimdi sen kendini bir hidrojen sülfüt yiyen ama şey olarak düşün, bakteri olarak düşün. Oksijeni gördün mü ölüyorsun. Ölüyorsun. Tamam Birden bire oksijen pompalıyor birileri. Bitkiler. Bitkiler. <laughs> bitkiler nasıl yana bakteriler? Yani tek daha. Bu bitkiler ilk olarak deniz altında. Abi altı. bitki değil bunlar. Su altında yani yetişen yosunlar. Mini mini şeyler. Bunlar dünyayı abi kaplıyorlar. Aa, bir oksijen, falan çıkıyor. oksijen, hayır oksijen bugünkü düzeylerine yaklaşıyor o kadar bir daha Bugünkü düzeylerine yaklaşıyor. Bu zavallılar ölüyorlar. Hem de masif bir ölüm oluyor. Değil mi? Çünkü ondan önce mesela ee, demir yatakları var. Hem de bu demir nasıl demir biliyor musun? Okside olmamış demir. Kayayı alıyorsun Fatih. Elinde bir mıknatıs. Kayaya getiriyorsun. Çat diye çekiyor. Bunlar derin denizlerde oluşan Demir yatakları. Okside olmuyorlar. Oksijen yok ortada. 2,5 milyar yıldan itibaren bu tür kayalar bunlara banded iron formations deniyor. Şeritli demir formasyonları. Kanada'da falan çok mesela şeyde var, Michigan'da vardır. O demir madenlerinin olduğu yerler Amerikalıların. Bu iki buçuk milyar yıl önce bıçakla kesilmiş gibi bitiyor. Niye? Çünkü oksijen, birdenbire oksijen çıkıyor atmosfere atmosfere oksijen çıktıktan sonra ufak ufak şeye doğru gitmeye başlıyoruz. Bu siyano bakteriler coşuyorlar. Fakat siyano bakteriler çok yüz buluyorlar. O kadar çok karbondioksit çekiyorlar ki buz çağları başlıyor. Fakat bu ilk buz çağları hakkında bilgilerimiz çok bölük Ama biliyorsun 600-800 milyon, 800 milyon yıl önce, yıl önce 8 milyon yıl önce ilk defa şeyler ortaya çıkıyor. Ee, ...neydi onların adı? Ee, karbonat fikse eden stromatolitler. Bunlar... E, ...karbonu hapseden... ...organizmalar ve böyle... ...pasta gibi fosil oluşturuyorlar. Çok güzel. Hatta yani bilmezsen stromatolit neye benziyor... ...fosil olduğunu anlamazsın bile. Falan. Bunlar abi... ...bütün dünyayı işgal ediyorlar. Dünyanın e, kıta sahanlıklarını. Muazzam. O kadar coşuyorlar ki... ...karbon diyor ki... Ankara'da Meta müzesini gördün değil mi? Ben Ankara'da Meta müzesi belli bir aşamasındayken gördüm. Son zamanlarda gitmedim. Bayağı iyi yani öğrenci çok tafsilat. E, Meta müzesi için buradan bütün devlet yöneticilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen bu müzeyi gözünüz gibi kollayın. Bir müzeye kadro verin. Şu anda Türkiye'nin elinde o müzede çalışacak dünyanın çeşitli yerlerinde okumuş birkaç tane çok kaliteli adam var. Meta Genel Müdürü Ziya Coşar Bey bunlara iş vermek istiyor, fakat kadro vermiyor devlet. Bu çocuklara kadro verilsin ki hem çocuklar düşünün hem çocuklar işsiz, hem müze bunlardan istifade edemiyor, bunlardan ben bütün yetkililerimizden bahsuz. Maliye ve Enerji Bakanlarımızdan rica ediyorum hemen ziyayı arasınlar desinler ki al sana kadroları şu müzeye ayağa kaldır bizim için o müze hayati ehemmiyet çok ayır. güzel bir müze muazzam fakat Fatih bu müzenin iki görevi var bak bir görevini sen bir gazeteci olarak e, diyorsun ki işte çocuklarımız gitsinler görsünler eğitim İnsan yetiştirmek için İnsan. fakat bir başka ne biliyor musun? Envanter Türkiye'nin envanterini tutacak bunlar Türkiye'nin ne minerali vardır? Türkiye'nin ne fosili vardır? Türkiye'nin kaya türleri nelerdir? Bugün sen sanayicisin, mermer arayacaksın. Senin gidebileceğin, işte mermercilerin falan kurduğu muhtelif dernekler var. Erdoğan Yüzer gibi bu işi bilen birkaç adam var. Fakat bu adamların elinde oluşmuş yani değil mi yıllarca 50 60 80 100 yıllarca oluşmuş bir koleksiyon yok. Ben bütün devlet görevlilerimizden rica ediyorum gidin Viyana'daki müzeyi gezin. Tabiat Tarihi Müzesi'ni. Gidin lütfen Paris'teki müzeyi gezin. Gidin Londra'daki müzeyi gezin. Bu müzeler nasıl ayakta duruyorlar biliyor musun? Bunların bazılarına ilaç şirketleri destek veriyor. Niye biliyor musun? Bunlar çünkü mesela yılanları biliyorlar. Hangi yılan nerede yaşıyor? Hangi bitki nerede çıkıyor? Hangi fosil nerede çıkıyor? Petrol şirketleri bunlara destek veriyor. Çünkü bu müzeler bir ülkenin doğa tarihinin beyni olarak çalışıyorlar. Ve META Genel Müdürü Ziya bugünlerde müzesini geliştirmek için yırtınıyor adam. Ama Türkiye'de alışılmış bazı şeyleri geçemiyor. Onun için e, META'dan sorumlu herkes META'nın kıymetini bilmesi lazım. META bizim Türkiye'de yer bilimlerinin patronudur. Ve META olmazsa bizim istikbalimiz karanlıktır. Onu da söyleyeyim size. Onu bırakalım geçelim. Evet. biz e, Şimdi bilim, bilim işimize geldik. Dedik ki, ee, bu stromatolitler, hani sende de değil belki vardır bilmiyorum. Stromatolitler o kadar coşuyorlar ki, abi atmosferde yeteri kadar karbondioksit kalmıyor. Ve biliyorsun bütün dünya donuyor. donuyor. Bunu, 3 kilometre <laughs> kalanında buz oluşuyor. Efendim 3 kilometre marifet değil yani bugün e, Antarktika'nın ortasındaki Ama daha bütün kalan. bütün dünyanın çevresinde. B o değil. Onu şey de anlatacağım. O, o değil. Ha, bu, bu teoriyi ortaya atan biliyorsun bizim Joe Kirschman. Evet. Kaltek'te benim sevgili arkadaşım. Ee, Joe bütün dünya dondu diyordu. Fakat bütün dünya donduğu takdirde kardeşim senin sayano bakterilerini yaşatman mümkün değil. Işığı kesiyorsun çünkü. Demek ki sayano bakterilerin yaşayabileceği cepler kaldı. E bu cepler nerede olur? Ekvator civarında olur. Değil mi? Demek ki Dünyada iki tane çok büyük buz kalotu oluştu fakat bunlar tam buluşamadılar. Ama bu çok büyük bir felaket. Bu buz çağı inanılmaz bir şey. Ve kardeşim bu zavallı stromatolikler finito. Hepsi ölüp gidiyorlar. Kendi Ama bildiğim kadarıyla o buz çağının bir faydası oluyor. Ozon tabakasının oluşması sağlıyor. Değil mi? Efendim ozon tabakasının oluşması eskiden beri geliyor. Ama hızdan Eskide... Fakat bu buz çağının başka bir faydası oluyor. Stromatolikler falan gitti. Dünyamız bu sefer volkanlar durmuyorlar tabii. Levha tektoniği de durmuyor. Hababam karbondioksit basıyorlar atmosfere. E, karbondioksiti çekenler öldüler gittiler. Dolayısıyla dünya tekrardan ısınıyor.